Herkese günaydın. Bugün zor bir gün olacak. Başlıktan da anlayabileceğiniz gibi bugün bir maratona giriyorum ve su 12 derece olacak. Herkesin hayatında denediği veya yapmış olduğu saçma bir girişim vardır. Bunlardan bazıları çok kötü sonuçlanır. Bazılarının sonucunda da ödüllendirilirsiniz. Wow! Bakalım benimki hangisi olacak? Мы вместе делаем тренировки. Она самая быстрая девушка в России. Вот классе. Bu maraton yüzmek daha ne kadar zor olabilir diye düşünürken yağmur da başladı. Это твой первый раз открытая вода. Да. Мой, кажется, 10 или 20 раз, но первый раз в такую погоду. Да. Evet, arabayı park ettik şimdi. Burada park yeri yaratmak için çimlere kıymışlar. Bütün bir alanı ezmişler, park yeri yapmışlar. Bunlar da bizi götürecek arabalar. Artık yolun sonuna geldik desem yeridir. Катя, как ты себя чувствуешь? Тревожно мне. Прохладно на улице. Evet, gerçekten bu şu ana kadar giriştiğim en manyak şey olacak. Böyle giyindiğime bakmayın. Bayağı soğuk burası. Yani dışarıda 11 derece gösteriyor. Su da aşağı yukarı o kadar galiba. Evet, bakalım gölün ısısına kadar. Я не могу чувствовать свою руку. Давай вещи оставим здесь. Да. Очень холодно. Кайдом я оптом. Дончик у Дубая. Herkes toplanmaya başladı, birazdan yarış başlayacak. Orada çekme şansım yok tabii ki çıktıktan sonra. Yarıştan sonra pek fazla kayıt yapmaya fırsatım olmadı. Neden? Çünkü yarış esnasında bir sıkıntı geçirdim ve yarıştan ayrılmak zorunda kaldım. Olay şu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi videoda pek çok yarışmacı mayosu uzundu ve benim mayom hem kısaydı hem inceydi diğerlerine göre. Yarış başlamadan önce bütün sporcular bir çizgi hizasında bekliyorlardı ve bizi 2-3 dakika kadar suyun içinde zaten beklettiler. Ben bu süreçte zaten kollarımı hissetmemeye başladım. Yarış başladı. 200-300 metre kadar gayet tempolu güzel bir şekilde ilerliyordum.
Fakat daha sonra kalbin fazla efor sarf etmesinden dolayı bir rahatsızlık hissettim. Kalp hem yarış ayak uydurmaya çalışıyor, ona efor sarf ediyor. Hem vücudu ısıtmaya çalışıyor, hem kılcal damarları inceldiği için basınç artıyor. Sonuç itibariyle her ne kadar manyakça bir girişime bulaşmış olsam da, çılgınca bir şey deniyor olsam da hiçbir şey sağlığımdan önemli değil ve bunu zorlamak istemedim. Evet, siz de hayatınızda çılgınca, manyakça, delice şeylere bulaşacaksınız, bunları yapmak isteyeceksiniz, denemek isteyeceksiniz. Size tek bir tavsiyem var, bunları yapıyorken kesinlikle sağlığınızı tehlikeye atmayın. Hiçbir şey sağlığınızdan önemli değil. Ben de zaten bunu yaptım, değişik bir şey denemek istiyordum. Denedim, tecrübe edindim ama sağlığımı kesinlikle tehlikeye atmadım. Hiçbir şey sağlığınızdan önemli değil dediğim gibi. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.